Selamünaleyküm değerli dostlar. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Evet, detaylı bir şekilde sizinle bitki konusunda muhabbet edemedik bugüne kadar. Hep yüzeysel bilgilerle gittik. 18 yıldır bitkilerle ilgili detaylı çalışmalarım mevcut. Ve bunlarla ilgili sizi bilgilendirmek istedim. Değerli dostlar, şu anda en çok sıkıntı olan şey bitkilerde toplama sezonu. Yani toplama sezonunu doğru şekilde yapmadığımız zaman aynı meyve nasıl ki kıvamına gelmediğinde tat, lezzet, vitamin, protein, mineralleri oturmamışsa bitkilerde de sezonu gelmeden toplandığında istediğimiz içerisindeki mineraller oturmamış demektir. Ondan dolayı da almış olduğunuz bitkiler doğru zamanda toplanmamışsa istediğiniz etkiyi alma şansınız maalesef yok. Harici toplanmanın haricinde kurutma. Eğer güneş izole ışınlarına maruz kalmışsa bitki doğru toplanıp doğru şekilde kurutulmamışsa ve içerisindeki parazitler, hastalıklı bölgeler temizlenmemişse, bu şekilde kurutulmamışsa bu bitki şifadan çok insanlara zarar vermekte. Görmüş olduğunuz gibi bakın, öksü otunu topladım. Şu anda güzelce içerisindeki pislikleri ayıkladım. Ondan sonra böyle bir tava içerisine konulması lazım ki ve kat kat tavalar olması lazım. Bu tavaları kurutma odaları olması lazım. O kurutma odalarında ışık görmemesi lazım. Ve buralarda düzgün bir şekilde her gün şu şekilde karıştırılıp bunların oksitlenmemesi lazım. Yani yaş olan bitki emin olun üst üste bir miktar biraz kaldığı zaman oksitlenir ve zehir haline gelir. Çok hassas bir konudur bu. Doğru zamanda topladık. Doğru şekilde ayıkladık, temizledik ve doğru şekilde kurutma sisteminden de geçirdikten sonra yetti mi? Yetmedi. Ne yapılması lazım? Doğru kaplarda saklanması lazım. Yani hava almaması lazım. Neme maruz kalmaması lazım. Şimdi aktarlarda görüyoruz. Açık ortamda bitkiler açılmış ve nemli bir havada bu bitkiler nemi çekiyor ve düzenli olarak da karıştırılmadığı için yine bulunduğu ortamda oksitleniyor. Onun için doğru kurutulmadan sonra ya vakumlu bir ambalaj içerisinde ya da hava almayan bir ambalaj içerisinde saklanması şart. Yani çok hassas bir konu bunlar. Şu anda aktardan almış olduğumuz bitkilerin hangi zamanda toplandığını, hangi ortamda ayıklandığını ve kurutulduğunu ve doğru bir kapta saklanıp saklanmadığını araştırmanızda fayda var arkadaşlar. Evet, bu bölümü şu şekilde kenara koyuyoruz. Kurutma çok önemli dedik. Ve bitki tohumları aynı şekilde doğru zamanda toplanmalı. Eğer kurutulacaksa doğru bir şekilde kurutulmalı ve doğru bir kap içerisinde saklanmalı. Bu görmüş olduğunuz yaban mersini. Eylül'ün sonuna doğru, Kasım'ın ortalarına doğru tam meyve kıvamının oluştuğu bir meyvedir bu. İçerisinde yüksek oranda A vitamini ihtiva etmekte. Bunu günlük şu şekilde 20 adet çıtır çıtır yediğinizde içindeki çekirdektedir gerçek istediğimiz etken madde. Göz katmanlarında harikulade neticeler vermekte arkadaşlar. Evet, gelelim bu bitkilerden elde edilen, ondan sonra gıdalardan elde edilen sabit ve etelik yağ çeşitlerimize. Şu görmüş olduğunuz defne yaprak yağı.
Yani bu da yine Eylül, Kasım yani Mart ayına kadar içerisinde kaliteli yağ barındırabilen yapraklarında. Bu yağlar ise buhar sistemiyle, distile sistemi diyoruz biz buna. Distile sistemiyle elde edilen bir uçucu yağdır. Ağzını şu şekilde açık bıraktığımızda sabaha şu görmüş olduğumuz yağdan bir tane kalmaz. Çünkü hepsi uçar gider. Biz buna ne diyoruz? Etelik yağ diyoruz. Aynı şekilde şu görmüş olduğumuz yağ da uçucu yağ, yaban mersini yağ. Bu da dağlarda özellikle Akdeniz bölgesinde 300 rakımlara kadar olan bölgelerde makilik halinde çalı formatında bir bitkidir. Ve yapraklarında harikulade istediğimiz malzemeler, etken maddeler bulunmaktadır. Evet, bu da bu şekilde yine ağzı açıldığında uçar ve gider. Şu anda arkadaşlar işin ehemmiyetini anlamanız için defneyi 250 kilo yapraktan 1 litre alabilirken yaban mersinini 1 ton 100 kilo yapraktan 1 litre anca alabiliyoruz. Onun ötesinde bak şurada özellikle değerli olanları renkli şişelere koydum. Bu da Melisa. Yani dünyanın en büyük psikoloji doktoru diyorum ben buna. Bu görmüş olduğumuz yağı da ancak 5,5 ton yapraktan 1 litre alabiliyoruz. Düşünebiliyor musunuz? Ve Toros Dağları'nın zirvelerine doğru olan bölgelerdeki melisalar harikulade etkili bitkiler. Toplanması zor. Gıdım gıdım topluyorsunuz. Ondan sonra bekletilmeden anında götürülüp aynı gün distile edilmesi lazım. Ve bir gün beklediği zaman içindeki etken maddeden faydalanma şansımız yok. Bu kadar hassas bir bitki. Evet, Melisa'yı da geçtik. Gelelim incir çekirdeği yağı. İncir çekirdeğini gözünüzde şöyle bir canlandırın. İncirin içindeki küçük küçük çekirdekler. Bunu nasıl elde ediyoruz? Bunu inciri iyice öfeledikten sonra küçücük gözenekli süzgeçlerde suyla birlikte iyice sürtüyoruz ve çekirdekler üstte kalıyor. İncirin şireli kısmı gidiyor. O çekirdekleri tablalara seriyoruz ve tablalarda kurutmalarda bekletiliyor ve bu kurutmalardan sonra çekirdekleri makinalarda yağını almak üzere koyuyoruz. 200 kilo incirden 1 litre yağ elde edebiliyoruz. Görüyorsunuz, harikulade bir kıvam, harikulade bir renge sahip. İncir çekirdeği yağının içerisinde mükemmel şekilde istediğimiz omega 3, omega 6, E vitamini ve doğal insülin ihtiva etmekte. Bitti mi? Bitmedi. Şu görmüş olduğumuz, bunu açamıyorum. Yani içinde çok az var, uçucu yağ olduğu için de muhafaza etmek istiyorum. Çakşir yağı, yani çakşir kökünden, Amanos dağlarından elde ettiğimiz çok değerli bir bitki. Çakşir kökünden elde ettiğimiz bir bitki ve kan basıncını artıran, insanda enerji veren harikulade bir yağ çeşidi arkadaşlar. Evet, gelelim şuraya. Şu görmüş olduğumuz çörek otu yağı. Yine çörek otu tohumlarından sıkma usulü elde ettiğimiz bir sabit yağ çeşididir. Şu da kabak çekirdeği yağı. Şimdi hepsinden detaylı bahsedecek değilim. Sadece olayı tam algılayabilmeniz için, bitki alırken hassas davranabilmeniz için bu videoyu çekmek istedim. Olayın ehemmiyetini bilmenizde fayda var. Yani bitki alırken
internetten inceleyip işte şuna 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 iyi gelir deyip gidip rastgele alım yapmayın. Yani kendinize fayda yerine zarar verirsiniz. Yazık edersiniz. Etmeyin. Onun için her işte nasıl ki ehline sorup danışıyor iseniz bu konuda da mutlaka işin ehliyle irtibata geçin. Ehil insanlarla yola çıkın ve sağlığınızı riske atmayın diyorum. Ve bunların doğru şekilde birleştirilmesi de çok önemli. Yani hangi bitki özünün içerisindeki hangi bitki besin şeyler var, vitamin, protein, mineraller var. Bunları doğru şekilde analiz yöntemiyle görmekte fayda var. Çünkü yanlış bileşenleri yanlış bir şekilde birleştirdiğinizde yine fayda yerine zarar verebilirsiniz. Değerli dostlar, detaylı bilgilendirmeye devam edeceğim. Dediğim gibi bu ilk bu konuyla ilgili çektiğim video. Yani biz şu anda insanlara bir şeyler öneriyoruz ama bunu önerirken nasıl bir çalışma yaptığımızı anlamanız için bu videoyu çekmek istedim. Onun için hassas davranmakta fayda var. Göstermiş olduğunuz ilgiye teşekkür ediyorum. Önümüzdeki Ağustos'un 3. haftası Toros Dağları'nın zirvesinde kamp düzenleyeceğim. İnşallah o bölgede yerinde bitkiler nasıl toplanır, nasıl ayıklanır, nasıl kurutuluru sizlerle paylaşacağım. Ve doğru şekilde bitkiyi nasıl saklarızı hep beraber yerinde öğreneceğiz inşallah. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomuzda detaylı bir şekilde her bitkiyi ayrı ele alacağım. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.